Anlatıldığına göre ünlü sanatçı Leonardo da Vinci Son Akşam Yemeği isimli o meşhur tablosunu yaparken büyük bir güçlükle karşılaşmış. İyiyi Hazreti İsa'nın bedeninde, kötüyü de Hazreti İsa'nın arkadaşı olan ve son akşam yemeğinde ona ihanet etmeye karar veren Yahuda'nın bedeninde tasvir etmek zorundaydı. Resmi yarım bırakarak bu iki kişiye model olarak kullanabileceği birilerini aramaya başladı. Bir gün bir koronun verdiği konser sırasında korodakilerden birinin Hazreti İsa'nın tasvirine çok uyduğunu fark etti. Onu poz vermesi için atölyesine davet etti. Sayısız taslak ve eskiz çizdi. Aradan 3 yıl geçti. Son akşam yemeği tablosu neredeyse tamamlanmıştı. Ancak Leonardo da Vinci henüz Yahuda için, o son akşam yemeğinin haini olan Yahuda için kullanacağı modeli bulamamıştı. Ve birileri ön ayak oldu ve buna uygun bir model aramaya başladı ki bu arada da resmi isteyenler sanatçıyı sıkıştırmaya başlamıştı. Leonardo o çirkinlikte bir yüzü çok aradı. Sonra bir gün vaktinden önce yaşlanmış genç bir adam buldu. Paçavralar içindeydi. Sarhoşluktan kendinden geçmiş bir durumdaydı. Ve bir kaldırımın kenarına öylesine terk edilmiş halde yığılmıştı. Leonardo yardımcılarına adamı güçlükle de olsa yine atölyesinde taşımasını söyledi. Artık taslak çizecek zamanı kalmamıştı. Doğruca resmin olduğu salona varınca yardımcılar adamı ayağa kaldırmışlar. Zavallı başına gelenin ne olduğunu da anlayamamış ve Leonardo o adamın yüzünde görülen inançsızlığı, günahı, bencilliği resme geçirmeye başlamış. Ve sonunda işini ustalıkla bitirmiş. Ancak bu zamana kadar sarhoşluğun etkisinden kurtulmuş olan Berduş gözlerini açar ve bu harika duvar resmini tamamlar. İşte o son akşam yemeği tablosu son fırça darbeleriyle tamamlanmıştır. Adam ayılmış, kendine gelmiş ve şaşkınlık ve hüzün dolu bir sesle Leonardo'ya seslenmiş. "Ben bu resmi daha önce gördüm." "Ne zaman?" diye sormuş Leonardo. Çünkü o da şaşırmış. "Elimde avucumdaki her şeyi kaybetmeden önce gördüm bu resmi ben. O sıralarda koroda bir şarkı söylüyordum. Pek çok hayalim vardı. Ümitlerim vardı. Bir ressam beni geldi aldı. Beni Hazreti İsa'nın yüzü için modellik yapmak üzere çağırdı. Ona poz vermiştim." Yani eğer bu öykü doğruysa, doğru olmasa bile fark etmez, Son Akşam Yemeği isimli tabloda iyiliğin ete kemiğe bürünmüş hali olan Hazreti İsa resmine de hıyanetin ete kemiğe bürünmüş olan Yahuda portresine de yüzüne de aynı adam modellik etmiş. Aslında bize şunu gösteriyor ki iyi ve kötünün yüzü aynıdır. Her şey insanın yoluna ne zaman çıktığına bağlıdır. Kendinizi nereye koyduğunuza göre yüzünüz iyinin yüzü, yüzünüz kötünün yüzü olabiliyor. Eğer bir inançsızlık anatomisi olsaydı, inançsızlık, inançsızlık yüzümüzü Yahuda gibi hıyanet içinde, ama imanımız olsaydı İsa Aleyhisselam gibi zerafet içinde gösterirdi. Yüz aynı yüz ama yüzün arkasındaki öz hep değişiyor, dönüşüyor. Yüzümüzün arkasına iyilik özü koymak duasıyla muhabbette kalın.